Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz 1 yaşından sonraki bebekler için beslenme önerileri hakkında birkaç tane püf noktayı size bildireceğim kısa bir video olacak. 6. ay itibariyle bebeğinizin katı beslenmeye hazır olduğuna dair işaretleri görmüşseniz beslenmenizi yavaş yavaş başlamanızı, farklı besinlerin tadına baktırmanızı, tadım yaptırmanızı ve sonrasında da mümkün olduğu kadar dokuları, tatları ve içerikleri çeşitlendirerek yavaş yavaş 1 yaşına doğru sizin sofrada yediğiniz her şeyi yer hale gelmesini istiyoruz. Gene aynı şekilde her fırsatta taze, temiz ve doğal içeriklerden yana olmanız gerektiğini ve almanız gereken besin maddeleri ya da vitaminler varsa bunları da elinizden geldiğince tabii ki doğal yolla yerine koymanızı öneriyoruz. Elimizden geldiği kadar doğru içerikli besin verme çabalarımıza rağmen bazen vitamin eksiklikleri ya da vitamin fazlalıkları gündeme gelebiliyor. Özellikle de A ve D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerden fazla miktarda alırsanız bunların farklı dokularda birikmesi nedeniyle oluşabilecek ikinci sıkıntılar hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Olay sadece vitaminle ilgili değil, bazen aldığımız demir ve çinko preparatları da eğer ihtiyacımızdan fazla olursa bu durumda gene aynı şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Rutin olarak olmasa da bazı durumlarda ekstrem beslenme durumları çocukların vitamin ve hormonal dengelerini bozmaya yönelik adımlar haline geliyor. Özellikle belli bir beslenme şeklini benimseyen veya bazı sağlık sorunları nedeniyle belli türde beslenmeleri kabul etmeyen, diyelim ki gluten enteropatisi olan kişilerde olduğu gibi özellikli beslenme durumları çocuk doktorlarınıza danışılmadan bebeklerinize de uygulanmamalıdır. Aynı durum vegan ya da vejetaryen beslenme içerisinde olan aileler için de geçerlidir. Özellikle vegan ya da vejetaryen beslenme şeklini kabul eden ailelerimizin hayvansal besinlerden alacağı bazı vitamin ve mineraller, bunların en başında gelenler B kompleks vitaminlerinden B2 ve B12, D vitamini, A vitamini, demir, kalsiyum, çinko ve bu saydığım vitamin ve minerallerin ara ara yerine konularak normal çocuklarda olduğundan daha fazla desteklenmesi ve zehirlenme olmaması için de gene ara ara kontrolleri yapılması gerekir. Tüm bu durumların dışında çocukluk çağı beyin dahil birçok dokunun büyümeye devam ettiği özel bir dönemdir. Anlayacağınız üzere çocuğunuzun bir sıkıntı yaşamaması için özel bir durumunuz olması dahi bazı vitaminleri ya da mineralleri yerine koymalı ve bunları ara ara takip etmelisiniz. Mesela raşitizm, yani kemik erimesi dediğimiz durum gene D vitamini alım eksikliği ile ilişkili olan durumlardan bir tanesidir. Özellikle belli yaş gruplarında yeterli D vitamini alamayan, yeterli miktarda güneşe çıkamayan ve hayvansal besinlerden de bu ihtiyaçlarını gideremeyen çocuklar risk altındadır. Bu sıkıntı oluştuktan sonra adım atılsa dahi yıllar süren sıkıntılı süreçler geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 0. günden itibaren 365 günün tamamında, yani 1 yaşın sonuna kadar 400 ünite D vitamini vermenizi öneriyor. Dünyada da farklı ülkelerde farklı şekilde uygulamalar var. Ama genellikle bizim önerimiz hem Amerikan Pediatri Akademisi'nin hem Olcay Neyzen'in ortak kararı İlk 5 yaş boyunca çocuğunuzun D vitamini açısından yakından takip edilmesi, gerekli durumlarda da destek verilmesi yönünde. İlk 1 yılda 400 ünite vereceksiniz. 1 yıldan sonra ise 600 ila 800 ünite arasında bir miktar vererek gene 5 yaşı doldurmaya, en azından hiçbir şey yapamıyorsanız bile gün ışığına çıkamadığınız kış dönemlerinde desteklenmesi önerilir. Sırası gelmişken demir konusuyla da ilgili bir iki cümle kurup artık konuyu yavaş yavaş kapatmaya çalışacağım. Demir depolarımız bildiğimiz gibi annemizin karnındayken son 3 ay içerisinde, yani son trimesterde, yani 3. trimesterde oluşan depolardır. Prematür bebeklerin neredeyse tamamında demir eksikliği, demir depolarında eksiklik olması yanında bebekler doğduktan sonra da 6. aydan itibaren demir eksikliğiyle baş başa kalabilirler. Demir eksikliği olan çocuklarda klinik olarak karşılaştığımız şey anemidir. Yani demir eksikliğinin neden olduğu kansızlıktır. Eğer bir vücutta, bir çocukta bir demir eksikliği varsa ve sonucunda kansızlık oluşmuşsa beyin dahil bütün dokulara oksijen taşınması az olacağı için istenilen performansı sergileyemeyebilir. Olay sadece performans sorunu da değil. Bazı durumlarda demir eksikliği anemisi sonrasındaki çocuklarda çabuk yorulma, iştahsızlık, morarma, kolay hastalanma, hastalıkların uzun sürmesi ve pika dediğimiz ekstra durumlara sebep olabilir. Tüm bu sorunların yanında ilk 3 yaş civarında eğer bir demir eksikliğiniz varsa çocuğunuzun zekasında bir miktar törpülenmeye de neden olabileceğini unutmayın. Az önce saydığım sıkıntılardan kurtulabilmeniz için de takipli olduğunuz, rutin çocuk sağlığı kontrolleri için gittiğiniz çocuk doktorunuzla bunları konuşun. Gerekli durumlarda tahliller yaparak eksiklikleri yerine koymaya çalışın. Eğer hiçbir sorunuz olmasa dahi Amerikan Pediatri Akademisi 12. aya geldiğinizde çocuğunuzun kansızlığı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla demir deposu ve kansızlık için hemogram tahliline beraber baktırılmasını öneriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ise 9-12 ay arasında bir dönemde çocuğun demir deposuna, kansızlık için hemogram tahliline ve idrar tahliline rutin olarak hiçbir sorunu olmasa dahi bakılmasını öneriyor. Bir de bu hayvansal süt ve hayvansal sütün neden olduğu ikinci sorunlarla ilgili bir iki cümle kurup artık konuyu kapatıyorum. Amerikan Pediatri Akademisi diyor ki 720 mililitre ve üstünde süt alan bütün çocuklarda neredeyse demir eksikliği anemisi oluşuyor ve bu demir eksikliği anemisinin önüne geçebilmek için normal miktarda çocuklara verdiğimiz demirin daha üstünde demir vermemiz gerektiğini unutmamamızı söylüyor. Bildiğimiz gibi anne sütünde de inek sütünde olduğu gibi ya da hayvan sütünde olduğu gibi bir miktar demir var. Fakat anne sütündeki demirin biyoyararlanımı yani aldığımız zaman vücutta işler hale getirilmesi, kullanılması kolayken inek sütüyle beraber aldığımız demirin neredeyse hiçbir kısmını kullanamıyoruz. Yani bol miktarda süt almış olmanıza rağmen demir eksikliği oluşma ihtimaliniz, hatta var olan demirin de süt içerisindeki bazı moleküllere bağlanarak atılma ihtimali gündeme geliyor. Ve sonuç demir eksikliği anemisi oluşabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı ilk 3 yaş içerisinde herhangi bir hayvan sütü kullanmanızı önermiyorum. Hem demir eksikliği anemisi ile alakalı hem de içerisindeki alerjenik, antijenik maddelerle alakalı. Eğer kullanmak istiyorsanız da bunu çevirtip yoğurt, peynir, ayran, kefir gibi ikincil moleküllerini, ikincil bileşiklerini kullanmanızı öneriyorum. Son olarak şunu hatırlatayım ve konuyu kapatıyorum. İlk 5 yaş çok dikkatli bir şekilde gitmek üzere ilk 3 yaş içerisinde özellikle demir ve D vitamini açısından çocuğunuzun düzenli olarak takip olması gerektiğini, ara ara belli dönemlerde çocuğunuza destek verilmesi gerektiğini ve bu takibin sizin yapamayacağınızı çocuk doktoru tarafından, çocuk doktorlarınız tarafından, kontrollü takipli olduğunuz kişiler tarafından yapılması gerektiğini unutmayın. Mümkün olduğu kadar sağlığın takibinde bulunun. Eğer bir hastalık oluşursa sonrasında toparlamanın zor olacağını da unutmayın. Merak ettiğiniz sorular ya da özel konular olursa bana gene alt tarafta yorumlar kısmında paylaşırsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik böyle olsun. Görüşmek üzere.